Sanki yeni mekanım. Savaş Bey, büyük bir aksilik var. Bugün iyi bir haber vermeyeceksin değil mi Suat? Söyle. Yurt dışına çıkamıyoruz. Yani yasal yollarla. Sebep? Savcı yurt dışına çıkma yasağı koymuş. Her yerde aranıyoruz. Sahte kimlik yaptır. Onlar hazır ama yine de riskli. Hava yolları, kara yolları her yer tutulmuştur. Arama ekipleri her yerde bizi arıyor. Durum ciddi. Söyle Suat, başka bir şey mi var? Nakdimizin büyük bir kısmı hurdacıda. Yolda nasıl bir masrafla karşılaşacağımızı bilemeyiz. Nakit lazım yani. Farkındayım. Farkındayım. Ara şu adamları ara. Hangi adamları? Maraşlı'yı öldürmeye gidenleri. Öldürmesinler, canlı yakalasınlar. Tek şansımız tamam. Bu. Maraşlı'yı vereceğiz. Hurdacı'dan paramızı alacağız. Tamam, hemen arıyorum. Eğer geç kalırsan sen de öldün Suat. Yine yırttı. Yine yırttı. Yine yırttı, yine yırttı. Tamam mıyız arkadaşlar? Evet, evet. Tamam. Hadi. Başınız sağ olsun. Dilara Hanım, başınız sağ olsun. Biliyorum şu an acınız çok taze ama acaba birkaç soru sorabilir miyiz? Tabii, buyurun. Evinize girenleri tanıyor musunuz? Düşmanınız mıydı? Savaş Yıldırım. Tanıyor musunuz? Tanıyorum. Siz de tanıyorsunuzdur. Savcı Ali Güven Öz Yılmaz cinayetinde yargılanmıştı. Neden böyle bir saldırıda bulunmuş olabilir? Babanızla ilişkisi neydi? Baba söylesene. Maraşlı'nın gerçek ismi Mehmet İnce mi? Dilara Hanım, iyi misiniz? Ben bilmiyorum. Hesabı kim neydi, neydi hiçbir fikrim yok. Geldi ve herkesi öldürdü ve gitti işte. Hem ifadeniz için hem Savaş Yıldırım'ı teşhis için müsait olduğunuza karakola gelirseniz sevinirim. Tamam. Merak etmeyin, en kısa zamanda geleceğim. Tekrar başınız sağ olsun. Güzelaltı'yı siz mi aradınız? Evet, ben aradım. Ne olur yardım edin. Biz aşağıdaki dairendeydik. Çatışma çıktı. Sevgilim kaldı içeride. Tamam, sakin olun. Nerede bu ev gösterebilir misiniz? Evet. Tamam, buyurun geçin. Celal! Celal! Hanımefendi, sakin olun. Bekleyin şöyle. İçerideyse... Bir şey yaptılar sonra. Tamam, biz ilgileniriz. Siz sakin olun. Oğlum bakın hemen içeri.
Başıma bir şey oldu. Komutanım, ev boş, kimse yok. Nasıl boş? Oğlum emin misin? Hanımefendi saldırıya uğradık, sevgilim içeride kaldı diyor. Komutanım, saldırı olmuş doğru. İçerisi darmadağın. Belli ki birileri buraya baskın yapmış. Ama içeride de bir kan izi var, bir de ceset var. Allah kahretsin. Götürdüler onu o zaman. Kim götürdü? Savaş yaptı bunu. Hanımefendi bir dakika. Siz önce şu olayı bana en başından tane tane bir anlatın. Biz olaya öyle müdahale edelim. Ya bakın vakit yok. Vakit onu alıp götürdüler. Ya öldürdülerse ya bir şey yaptılarsa ona gidip bulmamız lazım. Tamam. Önce şu sevgiliniz kim? Bir resmi falan var mı? Verin bize. Ekiplere haber verelim. Yolda görürlerse çevirsinler. Buyurun. Merkez. Mehmet İnce. Ünlü istihbaratçı Mehmet İnce. Bizim şanla şöhret de işimiz olmaz Savaş. Onlar senin bileceğin iş. Sen hayatıma girdiğinden beri sende bir numara olduğunu biliyordum. Nereden mi biliyordum? Çünkü ben tesadüflere inanmam. İster inan mı? Hala mı aksan yapıyorsun? Bırak bu işleri. Dosyanı okudum. Maraş'la alakan yok. Sen öyle okuduğun her şeye inanıyor musun Savaş? İnanmamalı mıyım? Çok gerginsin. Ben de gerginim. Bu şartlar altında konuşamayız. Fuat Baba yaptıkları yanına mı kalacak sanıyorsun? Bu sefer seni güneşten öldürmeyeceğim. Kendi ellerinde yakacağım Savaş. Gebereceksin. Fuat mı? Fuat kimdi Suat? Hani kızını yanında kafasına sıkmıştınız ya daha yeni. Ama delikanlı adammış gerçekten. Senin Mehmet İnce olduğunu söylemedi. Ama ben... Bir insan sarrafı olduğum için tabii yalan söylediğini anladım. Bana yalan söylemenin cezası da ölümdür Mehmet. Soracağım ben sana o cezayı. Sus. Geçelim şimdi bunları. Sen şuna cevap ver. Sen madem Mehmet İncesin, neden cezaevine girdin? Hem de benim işlediğim suçlar yüzünden. Teşkilatla mı aran açıldı? O zaman olabilir. Kafamda oturuyor bazı şeyler. Nevzat da ikisi plan yapıp kendi başlarına operasyon çekmeye kalkmışlar. Senin hurdacıya olan takıntını anladık da hurdacının sana takıntısı ne Mehmet? O da bizim onunla aramızda sır. Sır. Bu sır benim çok işime yarayacak. Götürün bunu. Ama dikkat edin, her an her şeyi yapabilecek cinsten biridir eski istihbaratçı ne de olsa. Ara bakalım şu hurdacıyı. Bu herif için bu kadar para verir mi bize? Belki daha çok bile verir. Maraşlı'yı çok seviyor o zaman. Çok. Thank you.